Evet sevgili dostlar, merhabalar. Hepiniz yeni programımıza hoş geldiniz. 20 Eylül Pazar gününün bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Yine şöyle baktığımız zaman Pazar günü biraz daha güzel bir fikstürün olduğunu görüyoruz. Tabii bir haber aldık Cuma akşamı itibariyle. Şu anda 19 itibariyle bu videoyu sizlere çekmeye çalışıyorum. Pazar gününün videosunu. Cuma gününün karşılaşmaları başlamadan önce çekiyorum sizlere. Birçok arkadaşımız tabii ki de önden istiyor videoları. Geçen hafta da söylemiştim bunu ama tabii imkan olduğu sürece. Çünkü videolara biliyorsunuz 2-3 saat kadar çalışmak durumundayız. Ve editleri de işin içine koyarsanız ciddi anlamda süreler geçiyor. O yüzden sağlıklı videolar çekebilmek adına Cuma akşamından itibaren bir zahmet Pazar gününün videosunu da yayınlayalım. Zaten 1,5 gün önceden olmuş oluyor. Normalde bir gün önceden olsa her şey daha iyi olacak ama 5 saat önce bile çeksek, yine geçen hafta bakın bundan da bahsettim, birçok haber gelebiliyor. Özellikle koronavirüsle alakalı ciddi haberler geliyor. Mesela Antalya Spor'da bir haber var koronavirüsle alakalı. Tabii en son TRT Spor'dan baktım, teyit edildi bu haber ve maçın %95 şekilde oynanmayacağı da söyleniyor. Mesela bu maça yapacağımız bir şey yok. Cuma günü oynayacak olan arkadaşlarımız varsa. Bunun gibi mesela Real Sociedad, Real Madrid mücadelesinde de yine koronavirüsle alakalı problem var. Avrupa liglerine baktığımızda, yine başka liglere de oynadığınızda bununla ilgili yine problemlerin olduğunu görüyoruz. Yapacak bir şey yok ne yazık ki. Bu dönemde, bu süreçte bu tarz haberleri çok fazla alacağız ve bunlara göre de tahmin yapmak durumunda kalacakmışız gibi gözüküyor ne yazık ki. Yine sezon başından beri bu hatırlatmalarımızı yapıyoruz. Zaten seyircilerin olmaması çok büyük bir dezavantaj iç saha takımları için özellikle. Bir de bu tarz haberler çıktığı zaman, maç gününe bir gün kala ya da 1,5 gün kala işte koronavirüsle alakalı problemler çıktığı zaman bu sefer tadımız da kaçıyor tabii ki de. Önce sağlık, sıhhat, daha sonrasında futbol, spor veya iddia. Bunu her zaman bahsediyoruz. Ben de sizlere dikkat etmenizi tekrar bu vasıtayla hatırlatmış olayım. Çünkü biliyorsunuz ben de bir korkuyla gidip test olmuştum. Ne olur ne olmaz diye. Allah'a çok şükür negatif çıktı ama yani bu teste gitmemizin de bir amacı var. Dışarıdaki problemlerden çok fazla bahsetmeme gerek yok. Tabii bu başkalarının işi, bizim işimiz değil. Biz kendi işimize odaklanalım. Pazar günü de videomuza güzel sayıda like gönderirseniz, tabii bilemiyorum, cumartesi günü belki güzel geçmiştir, cuma günü de güzel geçmiştir, pazar gününe yine yapmış olduğumuz çalışmalara güzel bir like gönderirseniz hepinize çok minnettar kalırız tekrardan. Hepinizin ellerine kollarına sağlık diyerekten hemen bölümümüze başlayalım isterseniz. Şimdi benim çıkarmış olduğum yine tabii ki de 4 tane karşılaşma var. Hiçbir zaman sizlere 1 veya 2 karşılaşma yorumlamıyorum. Eğer 1 ve 2 karşılaşma varsa zaten video da çekmiyorum. Sadece katıldaki arkadaşlarımıza tavsiyelerimizi gönderiyoruz. Bu arada katıl butonuna da özel teşekkürlerimi bir ileteyim. Çünkü 1200 seviyesini de dün itibariyle geçmiş bulunuyoruz. Sizler kanalımıza destek verdikçe bizler her zaman sizler için en güzel bilgileri, en güzel çalışmaları aktarmaya devam edeceğiz. Tabii ki de siz değerli abonelerimize de çok ama çok teşekkür ediyorum. Çünkü çok ciddi şekilde bizleri izliyorsunuz. En az 9000, 10000 seviyesinde, bazen 12000, 13000 seviyesinde videolarımız izleniyor. Hepinizin gözlerine sağlık. Çok teşekkür ediyorum ilgi ve alakanızdan dolayı. Hemen karşılaşmaları söyleyeyim ben isterseniz sevgili dostlar. Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor arasında oynanacak bir mücadele var. Bu mücadeleyi şundan dolayı seçtim. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'nın tabii ki de Kayseri Spor ile oynamış olduğu mücadeleyi takip edemedim ama yine karşılaşmanın tamamını gece saatlerinde izliyorum ben biliyorsunuz ve notlar alıyorum. Bu mücadelede zaten özet görüntülerinde de var. Kasımpaşa'nın çok net gol pozisyonları yakaladığını görebildik. Tabii Mehmet Hoca'nın da takıma gelmesiyle birlikte, zaten ofansif bir kurguyla oynayan Kasımpaşa, Mehmet Hoca'nın da takımın başına gelmesiyle birlikte yine aynı sistemle oynamaya devam ediyor. Şöyle baktığım zaman, almış olduğum kaçan pozisyonların notlarına baktığım zaman, yani sayamıyorum bile, 7-8 tane net gol pozisyonu var Kasımpaşa'nın ve bunların 3'ü 6 pas üzerinden. Yani neredeyse kaleciyle temas olan pozisyonlar. Kasımpaşa bu pozisyonları değerlendiremedi. Tabii kanatları kullandığını da yine Kasımpaşa'nın gördük. Geçtiğimiz sezonki kadrosundan biraz uzak olsa da bu mücadelede, özellikle İstanbul'da oynamış olduğu mücadelede, tabii ki de Çaykur Rizespor'un üzerine çok fazla gidecektir. Tabii Çaykur Rizespor'u Fenerbahçe karşısında beğenmiştik hepimiz. Hem fikiriz bu konuda, hem skorunu da bilmiştik biliyorsunuz. Mücadelenin 2-1 şeklinde aldığımız tüm tercihler güzel bir şekilde gelmişti. Zaten Morozcuk ve Menyak'la birlikte, yine aynı bek oyuncularıyla birlikte oynuyor Çaykur Rizespor ve bu mücadelede üçlü forvet başlama ihtimali var. Ben öyle düşünüyorum. İleride Şiko'da olacak. Şiko'da zaten sezona formda başladı biliyorsunuz. Sol tarafta Samudio olacaktır. Sağ tarafta da Michelak olacaktır büyük ihtimal. Bayano'yu da mesela geçen Fenerbahçe mücadelesinde çok beğendim ben. Çünkü çok dikine gidebilen bir oyuncu. Uzun adımlarıyla birlikte fuleli gidebilen bir oyuncu. O da takımını çok rahat ileriye çıkarabiliyor. Aslında iki takımın kadrosuna baktığımız zaman Çaykur Rizespor
bir adım öndeymiş gibi gözüküyor ama ben tabii bu mücadelede gollere gitmenin daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum. Çünkü iki takımın da hücum gücü oldukça kuvvetli. Zaten bu maçta da iki takım eğer birbirine gol atamıyorsa hangi karşılaşmada atacak diye düşünüyorum ben. Hatta mücadeleden 2-2'lik bir skor da çıkabilir. 2-1'lik Çaykur Rizespor galibiyeti de çıkabilir diye düşünüyorum. Ona göre tercihimi belirledim ben. Yani iki takımın birbirine gol atması zaten muhtemelmiş gibi gözüküyor. Tabii Kayseri Spor maçındaki pozisyonları ele alarak söylemiyorum bunu. Yani Kayseri Spor maçında çok gol kaçırdı, burada atar diye size herhangi bir yorum yapmıyorum. Kasımpaşa'nın karakteristik özelliklerinden ve başındaki Mehmet Altıparmak'tan dolayı bunu söylüyorum. Yani iç sahada zaten bu tarz karşılaşmaları Mehmet Hoca hiçbir takımıyla birlikte bırakmadı. Bugüne kadar yaşamış olduğu başarıların %80'i zaten iç saha başarısı. Birçok takımı biliyorsunuz Mehmet Hoca Süper Lig'e çıkarmıştı ve geçtiğimiz sezonun başında Kasımpaşa'ya gelmişti. Açık bir oyun bekliyorum. O yüzden karşılıklı gol varı kuponumuzun ilk mücadelesi olarak siz değerli dostlarıma tavsiye etmek istiyorum. 1.45'lik orana sahip karşılıklı gol var. Tabii Çaykur Rize tarafında Diomande'nin olmayacağını söyleyelim ve Talbi yine oynamayacak. Kasımpaşa'da ise herhangi bir eksik ve cezalı bulunmuyor. Tabii siz yine son haberlere bakarak değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Geçelim ikinci karşılaşmamıza isterseniz sevgili dostlar. Bu mücadeleyi de Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte kombin haline getirdim. Gaziantep Futbol Kulübü Karagümrük'le oynayacak. Tabii geçtiğimiz haftadan yine iki takımın oynamış olduğu mücadeleden aldığımız notlarla başlayalım kısa bir şekilde. Gaziantep Futbol Kulübü'nün zaten Galatasaray karşısında oynamış olduğu futbolu Sport Toto programımızda da şöyle 2-3 dakika kadar değerlendirmeye çalıştım ben. Şumidika'dan korkusuz bir oyun. Savunmayı öne çıkarmış olduğu bir karşılaşma, her ne kadar bana göre yanlış olsa da 25 metre boşluk bırakarak arkada oynaması ve Galatasaray'ı yenmek istemesi bu mücadelede yine bizleri yanıltmayan faktörlerdi. Yani bu faktörlere göre zaten karşılıklı gol var tercihini değerlendirmiştik ve 2-1'lik bir Galatasaray galibiyeti bekliyorduk zaten bu mücadelede. 3-1 Galatasaray mücadeleyi kazandı. Yine yaklaştığımız karşılaşmalardan bir tanesiydi. Tabii Fatih Karagümrük'ü de yine mesela geçtiğimiz hafta oynamış olduğu futbolla değerlendirebiliriz. Kimine göre mesela Yeni Malatya karşısında Fatih Karagümrük çok iyi bir futbol oynadı. Kimine göre, yani bana göre de mesela çok iyi bir futbol oynamadı. Zaten mücadelede atmış oldukları ilk gol çok önemliydi ama inanılmaz fazla gol pozisyonu verdiler o mücadelede. Bunu görebilmişsinizdir. Fatih Karagümrük'ün de tabii ki de yapmış olduğu çok çok önemli transferler var bu sezon. Özellikle mesela Biglia'yı aldılar biliyorsunuz, Milan'da oynayan Biglia'yı da aldılar. Ama bu mücadelede oynamasını beklemiyorum ben. Dörtlü savunma sistemi ve ileride tek santraforla yine Karagümrük'ü bana göre Gaziantep Futbol Kulübü karşısında göreceğiz. Peki Gaziantep Futbol Kulübü yine 3-5-2 sistemiyle oynayacak ama ofansif oynar mı bu mücadelede? Ben Şumidika'nın hiçbir zaman savunma oynadığını zaten görmedim. O yüzden bu mücadelede Fatih Karagümrük'ün de gollere eşlik edeceğini düşündüğümden dolayı da karşılaşmanın ben 2.5 gol üstüne 1.65'lik orandan gidebileceğini düşünüyorum. Hazır böyle bir oran açılmışken de mücadeleyi değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. İki takımdaki sakat ve cezalara baktığımızda çok önemli diyebileceğimiz sakat ve cezalı oyuncu yok. Karagümrük bu mücadelede belki ilk yarıda biraz oyunu tutmaya çalışabilir ama ben Şumidika'nın duracağını düşünmüyorum ve sürekli olarak hücum edeceğini düşünüyorum. Arkada da boşluk verirse Karagümrük zaten mücadelede gol bulabilir görüşündeyim. 2-1-2-2 şeklinde bir mücadele geçebilir. Oldukça keyifli bir mücadele beklediğimi tekrardan hatırlatayım. İsterseniz ilk kuponumuzu özetleyelim sevgili dostlar. Kasımpaşa Çaykur Rizespor mücadelesine karşılıklı gol var dedik 1.45 oranıyla ve Gaziantep Futbol Kulübü Karagümrük mücadelesine 2.5 gol üstü tercihimiz var 1.65'lik oranıyla. İki karşılaşmanın oranı topladığımız zaman 2.40 şeklinde bir kupon oluşturuyor. Hepinize bol şanslar diliyorum. Eğer beğendiyseniz siz de bu kuponu kendi kuponlarınızın yanında değerlendirebilirsiniz. Evet, geçelim bir diğer mücadeleyi isterseniz. Geçtiğimiz hafta bizlere çok yüksek oran kazandıran bir takımdan devam ediyorum ben. Granada evinde Deportivo Alaves'le oynayacak. Tabii geçtiğimiz hafta Granada'yı çok detaylı şekilde anlattım. Yaklaşık 3.5 dakika boyunca sizlere hangi oyuncuları aldığını ve neler yapabileceklerini Martinez'inden tutun da solundaki sağındaki oyuncuya kadar hepsini detaylı bir şekilde anlatmıştım. Eğer dinlemeyenler varsa geçtiğimiz hafta Granada'lı olan bölüm, yani Cuma günü çekmiş olduğumuz bölümü izleyebilirler. Çok uzatmayacağım çünkü tekrara girer. Tabii ben Bilbao maçından aldığım notları sizlere aktarayım sevgili dostlar. Bu mücadelede tabii ki de bir Granada galibiyeti bekliyorduk. Hatta ideal kuponlarımıza Granada yenilmez şeklinde değerlendirme yapmıştık ama bunların hepsini bir nedene bağlamıştık. Nedir bu nedenler? Geçtiğimiz sezonki kadronun üzerine, yani ofansif oynayan, rakibinden çekinmeyen Granada'nın bu sezonda yapmış olduğu genç transferlerle ve kilit transferlerle birlikte daha da öne çıkabileceğini hatırlatmaya çalışmıştık. Hatta ilk 7 ve ilk 8 de bu sezon yine Granada'ya yakışır diye düşünüyorum ben. Bilbao mücadelesinde çok ciddi anlamda rakiplerini
Özellikle ilk yarıda çok fazla domine ettiler. Mücadelenin geneline hakim olduklarından dolayı karşılaşmayı aslında rahat kazandı Granada ve tabii bu mücadelede mesela öne çıkan oyunculardan Milla inanılmaz iyi bir futbol oynadı. Herrera zaten gol atmıştı biliyorsunuz. Yine iyi futbol oynayan oyunculardan ve bu karşılaşmada Soldado'nun da veteran oyuncunun Soldado'nun da ilk 11'de başlaması bekleniyor. Yine İspanya basınından almış olduğum haberi sizlere aktarayım. Yani ileride Soldado oynarsa sol tarafında Maçis oynayacaktır, sağ tarafında ise Puerto oynayacaktır diye düşünüyorum ben. Eğer bu formasyonla sahaya çıkarsa sadece 3-5-2'lik formasyonuyla savunma yapabilen ve kontra hata deneyen Deportivo Alaves yine bu sezonda eğer aynı futbolu sergilerse ki baktığımız zaman ileride Joselu'yu görüyoruz mesela, yanında yine Lucas Perez'i görüyoruz. Geçtiğimiz sezonki hücum hattının aynısıyla oynayacak Deportivo Alaves. Yine aynı sistemle oynarlarsa ben Granada'nın yine bu karşılaşmayı zor da olsa kazanabileceğini düşünüyorum. O yüzden ikinci kuponumun ilk karşılaşması yine Granada olacak. Ben Granada zaten mücadeleyi kaybederse de geçtiğimiz hafta verdiklerini sadece alabilir. Ben oyunlarını çok beğendiğimden dolayı 90 dakika boyunca da karşılaşmayı takip ettiğimden dolayı Granada tarafına gittim açıkçası. Tabii ki de Alaves'in geçtiğimiz haftaki Betis mücadelesinden almış olduğum notlar da var ama o mücadeleyi banttan takip ettiğimden dolayı sadece şunu gördüm. Açık oyuna baktığımızda, Deportivo Alaves'in oynamış olduğu açık oyuna baktığımızda mücadelenin geleninde kaleye şut atamadığını bile görebiliyoruz. Zaten kreatiflik adına herhangi bir şey yoktu bu mücadelede. İstemiş olduğu oyunu oynayamamıştı Deportivo Alaves ve mücadeleden zaten mağlup ayrılmayı hak etmişlerdi. Neredeyse pozisyona giremeden mücadeleyi tamamladılar. Sadece 4-5 tane tabii ki de maç geleninde girişimleri oldu ama bunların çok fazla etkili olduğunu söyleyemeyiz. Dediğim gibi ben burada 1.75 gibi güzel bir orandan Granada galibiyeti bekliyorum ve ikinci kuponumun ilk mücadelesi Granada galibiyeti olacak. Ve geçelim hepimizin beklediği karşılaşmaya. Başakşehir ile Galatasaray arasındaki mücadeleyi değerlendireceğiz kısa bir şekilde. Tabii bildiğiniz gibi hafta içerisinde bir Bakü deplasmanına gitti Galatasaray ve bu karşılaşmada gerçekten iyi futbol oynadı yine. Ama ideale yakın 11 ile sahada olduğundan dolayı ve Bakü'lü oyuncuların Galatasaray'ı çok fazla yorduğundan dolayı ben bu karşılaşma hakkında sizlerden belki farklı bir tercihe gideceğim. Çünkü mesela mücadeleyi katıl butonundaki sevgili dostlarıma paylaştığımda hemen 6-7 tane yorum geldi bu karşılaşma ile ilgili. Ben Galatasaray'ı daha önde görüyorum şeklinde. Ben hemen izah edeyim isterseniz karşılaşmanın ideal tercihini ve yüksek oranlı tercihini, sizler yine yorumlar kısmına bildiğiniz gibi değerlendirmelerinizi yapabilirsiniz. Karşılaşma tabii çok zor bir karşılaşma. Aslında iki tane majör takımın, Süper Lig için majör takımın oynayacağı mücadeleleri tahmin etmek çok zor. Normalde karşılaşmadan kaçmak için bu karşılaşmalara karşılıklı gol var tercihleri çok fazla verilir. Ve ben bu mücadelede zaten karşılıklı gol var olabileceğini düşünüyorum. Onu hemen peşin peşin söyleyeyim. Zaten Granada mücadelesinin altına bu karşılaşmanın karşılıklı gol varını yazacağız. Ve kuponumuz 2.60 orandan zaten oluşmuş olacak. Ancak benim yüksek oranlı bir tavsiyem daha var. Hatta ben 3 orandan da değerlendirdim bunu. Galatasaray'ın ben Bakü deplasmanında çok ciddi yorulduğunu gördüm. Zaten mücadeleyi Azeri Ulusal Televizyonu'ndan izledik, Uydu'dan, sevgili dostlarımızla birlikte. Buradan sevgili Azeri dostlarımıza da, kardeşlerimize de selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Zaten bu mücadeleyi anlatan abimizi öpmemek için zor tuttum kendimi. Televizyona girecektim neredeyse. Yine Radyo Spor'da bu konuya değinmiştim. O kadar güzel mesajlar verdi ki, yani bizim millet olarak bayraklarımızı yan yana gördüğünde o kadar güzel mesajlar verdi ki, veya işte bir Türk oyuncuyla bir Azeri oyuncu yan yana mücadele ettiğinde kardeşlerimizin ikili mücadelesi diye yapmış olduğu yorumlar gerçekten tüylerimizi diken diken etti. Ben gerçekten çok zevk aldım mücadeleyi izlerken. Zaten bildiğiniz gibi Nefçi Bakü'nün de girmiş olduğu çok ciddi pozisyonlar var. Sol tarafta siyahi bir oyuncuları vardı, Yusuf diye mesela. Çok fazla zorladı Galatasaray'ı ve Galatasaray'ın duran toptan yemiş olduğu golden sonra hemen karşılık vermesinin ardından Galatasaray biraz rölantide oynayabilmişti. Yani zaman zaman aslında Bakü'ye de pozisyon verdiğini söyleyebiliriz Galatasaray'ın. Tabii gittiler geldiler, bu karşılaşmayı oynadılar vesaire. En fazla dinlenebilecekleri gün sayısı 1. Hadi bilemediniz 1.5 şeklinde. Tabii Başakşehir gibi kuvvetli bir ofans takımına karşı bu mücadelenin ardından hemen bir mücadele oynamak bayağı bir problem yaşatabilir diye düşünüyorum ben Galatasaray'a. O yüzden ben burada biraz sürprize gideceğim. 2.5 gol üstünde İstanbul Başakşehir galibiyetini sizlerle takipçilerime sistem kuponlarınız için önereceğim. Ben oranı 3, zaten riske değecek bir oran. Yine geçtiğimiz haftaki gibi yüksek oranlar yakalamak adına bu karşılaşmada da sadece sürpriz kuponlarınızda, tabii ki de sadece sürpriz kuponlarınızda 2.5 gol üstünde Başakşehir galibiyetini değerlendirmenizi tavsiye ediyorum ben. Ama tabii ki de Galatasaray'ın oynamış olduğu oyunla birlikte sezon başından itibaren bu mücadelede gol atabilmesi çok normal. İdeal kuponlarımıza, banko kuponlar dediğimiz tarzdaki kuponlarımıza tabii ki de karşılıklı gol var şeklinde girebilecek bir mücadele. Aklımdan geçen skor zaten
2-1'lik bir Başakşehir galibiyeti. Bu yüzden de bunları sizlere aktarmaya çalıştım. Tabii Galatasaray'da yine Fernando Muslera'nın sakatlığı devam ediyor. Emre Akbaba'nın da aynı şekilde ve Etobo bu mücadelede oynamayacakmış. Başakşehir tarafına baktığımızda evet, Hatay mücadelesinde iyi futbol oynayamadı. Hatay çok iyi kapattığından dolayı oynamadı. Galatasaray bu mücadelede o şekilde kapalı futbol oynamayacaktır diye düşünüyorum ve tam kadroyla bu mücadeleye Başakşehir'in başlayacağını da hatırlatalım. Evet, hakemsizsiniz.com üzerinde de iki tane karşılaşmamız daha olacak. Bu video biraz uzadığından dolayı yine keseceğim burada. Erzurumspor Sivasspor mücadelesini web sitemizde yazacağız ve Newcastle United Brighton Hove Albion mücadelesini de Premier Lig'den sizlere yorumlayacağız. Bu iki karşılaşma yine kombin haline gelecek ve bana göre yine tutabilecek bir kupon bu. Çok güzel, yine ideal bir oranı var, 2.15 şeklinde. İsteyenler bu karşılaşmaları da yine hakemsizsiniz.com üzerinden okuyabilirler. İzlediğinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. Keyifli bir pazar günü diliyorum sizlere. Yapacağınız keyifli takipli kuponlarınızla hepinize bol şanslar diliyorum. Lütfen sağlığınıza da dikkat edin. Biraz daha dikkat edin. Eğer işiniz gücünüz yoksa öylesine dışarıya çıkmamaya çalışın. En azından bu sene için. Sizler zaten biliyorsunuz bunları ama ben tekrardan sizlere hatırlatmak istiyorum. Kendinize çok iyi bakın efendim. Hoşçakalın.